Verdiği yüzlerce idam kararı sebebiyle 95 yıldır tartışma konusu olan İstiklal Mahkemeleri ile ilgili zabıtlar kitap haline getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından basılan 3 ciltli kitabın ilk cildi satışa sunuldu. Arşivimizde yaklaşık 95 yıldır muhafaza ettiğimiz İstiklal Mahkemeleri dosyalarına ait arşiv belgeleri de birikimimizin önemli bir kısmını teşkil ediyor. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Topal Osman'dan İskilipli Atıf Hoca'ya, Çerkiz Ethem'den Kazım Karabekir'e kadar birçok kişinin yargılandığı İstiklal Mahkemelerinde geçen diyaloglar gün ışığına çıkıyor. 1927 yılına kadar yargılamalar yapan İstiklal Mahkemeleri, 95 yıldır tartışılan İstiklal Mahkemelerinin zabıtları meclisin tozlu arşivlerinden çıkarılarak Türkçe'ye çevrildi. Daha sonra kitap haline dönüştürüldü. Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü ile 3 ciltli toplanan kitapta yargıçların fotoğrafları, zabıtların orijinalleri ve yargılananlara ilişkin özel bilgiler yer alıyor. İstiklal Mahkemesi evrakını araştırmacıların ve tarihçilerin hizmetine sunarken amacımız, altını çiziyorum, geçmişimizde yaşanmış olayları bir tartışma malzemesi, bir suçlama her zaman kolaycılıkla yaptığımız gibi bir suçlama malzemesi haline getirmek değildir. Mecliste düzenlediği basın toplantısında kitabı kamuoyuna tanıtan Meclis Başkanı Cemil Çiçek, mahkemelerin tutanak ve evraklarını olduğu gibi yayınladıklarını vurguladı. Tarihimizin bu dönemini de sıkça yapıldığı gibi, her vesileyle yapıldığı gibi bir dedikodu malzemesi olmaktan da çıkarmaktır. Çünkü her şey ortaya çıkmadığı takdirde tarihçiyim diyen, eline kalem alan, kürsüye çıkan, mikrofona çıkan çok önemli başarılarımızın dahi nasıl bir karalama kampanyasına, nasıl ön yargılarla bir dedikodu malzemesine dahi nasıl bir karalama kampanyasına, nasıl ön yargılarla bir dedikodu malzemesine dönüştürüldüğünü de biliyoruz. İkişer bin adet basılan ilk cilt mecliste satışa sunuldu. Orta